Merhaba arkadaşlar. Ne merhabası hocam ya? Başınız sağ olsun desene. Bak Bitcoin'de tarihi bir düşüş var. Bittik, öldük, battık, mahvolduk dediğinizi duyar gibiyim. Acaba gerçekten bittik mi? Hadi gelin beraber bakalım. Yürü! Bazı arkadaşların sanki bu düşüşler daha önce hiç olmamış gibi konuştuklarını görüyorum. Halbuki bu tür düşüşler hep oldu. İşte bu yüzden biz eğitimimizde sermayemizin belirli bir yüzdesini sürekli mutlaka ama mutlaka boşta tutmamızı söyledik. Eğitimde sürekli bunu vurguladık. Şöyle bir bakıyorum. 2018'de Bitcoin 20K'lardan, bu arada 20K'ya gelmesi de ayrı bir hikaye, onu başka bir videoda anlatırım ama 20K'lardan 6'ya, 6'dan 3'e düşmüştü. Geçmişte bu yaşandı. 2020 yılında arada farklı rakamlar gördük ama 10K'dan 3K'ya düşmüştük. 2021 yılında 60-65K'lardan 30K'ya inmedik mi? Sonra 30K'lardan tekrar çıkmıştık. 70K'lardan şimdi tekrar 30'lara inmiyor muyuz? Bunlar hep yaşanıyor arkadaşlar. Yaşanıyor da dikkat edilirse düştüğü noktadan sonra çıktığı yer hep o düştüğü noktanın kat ve kat fazlası oluyor. Hani 3K'ya düşmüş ama ondan sonra 10K'ya çıkmış. İşte 30K'lara düşmüş, hatta 3K'ya tekrar düştüğünde bir 65K yapmış. 30K'ya düşse bile tekrarında 70K yapmış. Yani düştüğü noktanın çok çok üzerine daha sonradan da çıkmış. Şu anda da tarihi böyle bir ana tanıklık ediyoruz. Peki bu düşüş neden oldu? Ona da biraz değineceğim. Hatırlarsanız Aralık ayında Bitcoin'deki düşüşten sonra özellikle acemi kardeşlerimizi günlük mumlarda hareket etmeleri konusunda sürekli uyarmıştım. Telegram'dan sürekli bu mesajları paylaşmıştım. Bu sözümü dinleyenler ne yaptılar ona bir bakalım öncelikle hızlıca. Örneğin AAV'den bir işlemde 15 günde %70, bir başka işlemde 20 günde %115 kar alındı. Avax'tan 10 günde %45, bir başka işlemde ise 25 günde %60 kar alındı. İyi de tecrübeli arkadaşlar da vardı bunların arasında. Onlar 4 saat ve 1 saat detayına bakarak, hatta bazı özel durumlarda rüzgarı yakaladıkları zaman 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika gibi kısa zaman aralıklarına girerek salımlar yapmışlardı. Ve o dönemde yırttık mı hocam, artık bu aya dönüyor muyuz diyenlere de acele etmeyin, önce 45K'yı güçlü ve hacimli geçelim, sonrasında 51K'yı güçlü ve hacimli geçelim ki MA'da bir Golden Cross olsun demiştik, acele etmeyin demiştik. 45'i çok güzel geçtik ama 51K'yı güçlü ve hacimli bir türlü geçemedik. Minnak minnak test etsek de orayı bir türlü güçlü, hacimli kıramadığımızdan Golden Cross gelememişti. Akabinde de zaten Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in aldığı bu faiz kararları, doları kontrol etmeyle alakalı, enflasyonla alakalı bir takım çabaları yüzünden yönümüz yine aşağıya döndü. Olsun, 30K orada babalar gibi duruyor. Oraları test eder, oradan yukarı doğru çıkar demiştik, hatırlayın. Hatta şu anda anlık grafiğine baktığımda 30K altına iğneler atsa da, fitiller atsa da 30K sularında oldukça zorlandığını görüyoruz. Üstelik Luna ve UST'de biliyorsunuz bir kriz var. Bu da tuzu biberi oldu, paniği iyice artırdı. Buna rağmen mum olarak 28K'ya insek de tekrar hemen 30K'ya geri dönmüşüz. Şimdi oralarda soluklanıyoruz, bakalım ne olacak. Bu sefer de şimdi 20K söylentileri çıktı. Bu haberler pompalanıyor. Oysa 23K'da da daha önce bir hafta kadar oyalandığı bir ara destek direnç noktası var. Muhtemelen panikle orası çok kolay kırılır diye düşünüyor insanlar. O yüzden 20K'yı çok rahat bir şekilde hemen telaffuz etmeye başladılar. İyi de bu 20K ne demek? 20K ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 2017'de pek çok kişiyi ve sektörümüzde bir travma olmuş, kötü bir dönem demek. Herkesin o 2017'deki 20K'dan 6'ya ve 3'e düştüğü dönemde bir sürü sıkıntılar çekti ve kötü hatıraları var. Kimse orayı anımsamak istemiyor. Fakat bu düşüş yönünde tellallık yapanların hepsi o 20K'yı atıfta bulunarak oraların bir an önce gelmesi için neredeyse can atıyorlar. Tabiri caizse ağzı olan konuşuyor. Bu arada şu birkaç haftada hocam YouTube videolarınız azaldı diyenler var. Haklılar. Arkadaşlar benim 8000 civarında öğrencim var. Onlardan gelen mailleri her gün cevaplıyorum. Bir Telegram grubumuz var, yaklaşık 4500 öğrencim de orada var. Onlara sürekli bilgiler paylaşıyorum. Anlık haberleri veriyorum. Canlı derslerim var.
biliyorsunuz VIP eğitimleri var. İl il dolaşıyorum, eğitimler veriyorum. Aşırı yoğunum ama öğrencilerimle asla teması koparmıyorum. Sürekli Telegram'dan iletişim halindeyiz. Fakat YouTube için biraz geç kaldığımı biliyorum. Arkadaşlar biz YouTube'da sizi eğitecek, bilgilendirecek, bakış açınızı değiştirecek, size bir katma değer katacak bilgiler vermeye gayret gösteriyoruz. Öyle grafik analizleyen, işte geyik muhabbetleri yapan videoları ben çekmeyi sevmiyorum. Mutlaka bir bilgi vermek üzerine, eğitmek üzerine olması için gayret gösteriyorum. İşte bayramdan önce hani bayramı beleşe getirecek sepet diyorduk ya, bazı kriptoları söylüyorduk. Bazı arkadaşlar gidip orada anlatılan mevzuyu anlamadan, orada bahsedilen destek ve dirençleri anlamadan gidip bodoslama alıyorlar. Ne oldu senin sepet şimdi hani düştü falan. Söyleyeyim. Mesela orada bahsedilen bir AVAX. Şimdi hepsini tek tek analiz edemem videoda. Sürem sınırlı olduğu için ama AVAX. Hemen bakıyorum AVAX'a. Bayram günü 2 Mayıs. Açın bakın. Saat 11 mumu. Benim alım bölgesi dediğim ve destek direnç olan yerden alan kişiye ayın 5'inde yani daha bayram bitmeden ya da son gününde %20 vermiş. Yani sen nereden aldın? Nereden sattın? Ben ne bileyim. O anda size alınabilecek ve dikkat edilmesi gereken destek direnç noktaları anlatılıyor. Size anlatılmak istenen bilgiyi almaya çalışın. Siz illa bir coin ismi duyayım ve bir gideyim hemen onu alayım. Birkaç gün içerisinde de 5x yapayım istiyorsunuz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Zaten bunların nasıl alınacağını, nasıl karar verileceğini öğretmek üzerine bütün amacımız zaten bizim bu. O yüzden bazı arkadaşlar yanlış anlamışlar. Ne oldu sizin sepet diyene de söylüyorum. AVAX'a ne oldu? %20 verdi. Ama sen nereden aldın, nereden sattın, niye terste kaldın? Onu ben senin ekranının başında olmadığım için onu ben bilemem. O yüzden lütfen bu verilen bilgileri sağlıklı noktadan algılamaya çalışmanız lazım. Şimdi de Luna'da büyük bir operasyon var biliyorsunuz. Bu operasyon öyle, şimdi yazılıp çiziliyor. Bazı kişi ya da kişilerin yaptığı böyle hacker gibi hareket falan öyle basite alınacak bir şey değil. Bence bu işin içerisinde büyük bir üst akıl var. Siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Luna'da büyük bir operasyon yaptılar. Daha önce Grayscale'i kurtarmak için yapılan operasyona benzer bu sefer de Luna'yı feda ettiler gibi bazı haberler de çıktı. Telegram'da paylaştım öğrencilerimle. Ama gerçekten tarihe geçecek çok enteresan bir olay yaşandı. Bitcoin'in de düşüşüyle beraber bu iyice bir paniğe sebep oldu. Ama panik olmaya gerek yok. Geçmişteki bu düşüşler, bu tür düşüşler nasıl fırsata çevrildiyse bunu da fırsata çevirmek durumundayız. Bizim tecrübeli arkadaşlar da bu Luna'daki düşüşü fırsata çevirmişler. Bana bazı mesajlar geliyor. Bizde de tabii ki bizim aramızda da batanlar da var, köşeyi dönenler de var bu arada. Az önce gördüm bu arada, onu da söylemeden geçmeyeyim. Binance Luna'yı sadece Boost ile işleme açmış. Diğer stabil coinlerle işlem yapmanıza izin vermiyormuş. Az önce gelen haberi de okuyayım. Zaman içerisinde ne olur, komple delist olur mu onu bilemiyorum. Şimdi kazananlar ve kaybedenler var demiştim ya. Bakın bir öğrencim yazmış. Kim? Ufuk Bey. Öğrencimiz ne yazmış? Ben de onu Telegram'da paylaşmışım. 40 dakika olmadan, aç gözlü davranmadan $500'lık aldığım Luna $1465 oldu demiş Ufuk Bey. Allah daha çok versin. Yaklaşık yuvarlak hesap $1000 direkt cebine indirmiş. Başka mesajlar da var. Okuyayım bir iki tanesini. $500 ile 50x kaldıraca girmek istiyorum demiş. Benden onay istemiş. Şimdi $500 50x kaldıraç. $25,000 işlem yapıyorsun. Böyle bir düşüş döneminde yapıyorsun. 50x long açıyorsun. Yani bence birkaç kez daha düşünmen lazım. Hani intihar etmenin daha acısız yolları da var diye düşünüyorum. İşte bu tür şeyler hep bizim açgözlülükten başımıza geliyor. Tecrübeli bir kardeşimiz de şey yazmış. Short'tan 2K'yı 42K yaptım demiş. Adımı yazmayın sakın demiş. Sebebini bilmiyorum ama yazmayın demiş. Biz de yazmayalım, söylemeyelim. Hocam $800 param vardı. Az önce bir düşüş geldi Bitcoin'de. Kaldıraçtaydım. 4-5-6x'teydim. Hepsi patladı. $100 param kaldı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Babamdan aldığım borç paraydı. $400 ile başlamıştım. $100 kaldı. Moralim alt üst oldu demiş. Neyse ismini vermeyelim. Belki babası da bu videoyu izliyor olabilir. Sevgi Hanım dosyasını göndermiş. Luna'dan sırasıyla %14.9, 11.9 ve 13.4 kar almış.
ANC'den de %15.1 kar almış. Biz de maşallah deyip tebrik etmişiz. Hayırlı olsun demişiz. Görüldüğü gibi kimisi için felaket olan bir şey başkası için bir karlı bir pazara, ortama dönüşebiliyor. Aslında şunu düşünseniz olayın bütününü belki daha rahat anlayacaksınız. Herkes korkuyor. Herkes satıyor ise bu satanların malını kim alıyor? Madem bittiysek, madem bir daha çıkamayacaksak, bu adamlar bu fiyatlardan bu malları niye için alıyorlar? Turşusunu mu kuracaklar? Daha önce de söylemişimdir mutlaka, alanın kafası ile satanın kafası farklıdır. Biz bu farktan dolayı ekmek yiyoruz zaten. Sizden yaşça büyük olanlara, büyüklerinize gidin sorun. Alan mı kazanır, satan mı diye. Size hep bir ağızdan mutlaka alan kazanır diye söyleyeceklerdir. Şu an birileri alıyor. Kimden? Sizden. 19 Mayıs 2021'i hatırlayın. 65K'dan size sattıkları Bitcoin'i 30K'dan geri almadılar mı? Aldıklarını bunu tekrar size 70K'dan satmadılar mı? Açın, grafikler ortada. 19 Mayıs 2021'deki haberlere de şöyle bir bakın. Aynı ortam, aynı atmosfer, aynı haberler, aynı yaygara. Bu tekrar yaşanıyor, bir dejavu oluyor ve bu ilk değil arkadaşlar, bu üçüncü ya da dördüncü olması lazım benim çok net hatırladığım tarihler arasında. O yüzden lütfen sakin olun ve resmin bütününü kavramaya çalışın. Ben şimdi bavulumu hazırlamaya gidiyorum çünkü cumartesi günü İstanbul VIP eğitiminde olacağım, pazar günü de Adana'da olacağım, oradaki kardeşlerimizle bir araya geleceğiz, kucaklaşacağız. VIP eğitimlere katılmak istiyorsanız işternet.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Eğitimde söylendi. Söylenmesi, duyulmasa da eyvallah diyeceğim. En çok yatırımcı tipi olarak ayrışıyorsunuz. Normalde 3, 6, 9, 12 ay gibi sürüyordu. Hareketli ortamı, şüphe.